Parti Meclis Üyemiz Sayın Gülseren Onanç ve Beşiktaş Belediye Başkanımız, her zaman yanımızda kalan dostumuz, arkadaşımız. Abla, abla, abla. Birlikteyiz. Kısa bir konuşma yapacaklar ve arkasında pazarda aşure dağıtacağız. Pazar esnafına ve pazarda olanlara aşurelerimizi dağıtacağız. Ben ilk sözü Beşiktaş Belediye Başkanımız Sayın Murat Acınadar'a veriyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Teşekkür ederim. Allah kabul etsin. Sesi aç ol. Sesi aç. Yani sesimiz sadece meydana gitmesin. Bir pat taşıyıp gideceğiz biraz sonra. Biraz uzatacağım. Evet sevgili talihlerimiz. Öncelikle Muharrem ayınızın hayırlı olmasını diliyorum. Muharrem'in ilk günlerinden itibaren bizler de, ben de orucumu tuttum. Canlarla beraber iftarlarımızı Beşiktaş Cem evimizde, yeni yaptırdığımız cemimizde sorunlarını çözdüğümüz ve çok güzel bir noktaya taşıdığımız Cem evimizde her akşam iftarlarımızı açtık. Canların ve Türkiye'deki Aziz Atatürk'ün yeşerttiği değerlerin önemli isimlerini her akşam Cem evimizde ağırladık ve bugünlere geldik. Şimdi aşure günleri. Aşurenin hikmeti aslında birlikte rahmet var, ayrılıkta azap diyen bir kültürün insanlarıyız biz. Ve hep beraber bugün yaşanan acıları, tarihte yaşanan acılarla beraber şöyle bir değerlendirmeliyiz. Hacı Bektaş Veli'nin çok aziz, güzel bir sözü var. Ne ararsan ara, kendin ara diyor. Bugün eğer Türkiye'nin, Cumhuriyet'in geldiği noktada derin endişelerimiz, kaygılarımız, rahatsızlıklarımız varsa burada hepimizin payı var. Hiç şüphesiz burada en çok da bu acıları yaşayan Alevi yurttaşlarımız. Cumhuriyet'e Osmanlı'nın onlara yaşattığı, Osmanlı döneminin onlara yaşattığı bazı sıkıntılara rağmen, Cumhuriyet'e inanılmaz içtenlikle sarılmalarına rağmen karşılığını hiçbir zaman alamadılar. Ama hem bu kadim topraklara bağlılıklarıyla hem de yine Aziz Atatürk'ün yeşerttiği Cumhuriyet'in değerlerine sahip çıkışlarıyla aslında bu toplumun en kadim insanlarıdır. En kadim kültürüdür Alevilik. Ve hiç şüphesiz Bektaş kültürü. Tabii hiçbirimiz hangi kültürden, hangi inançtan bir aileye mensup olacağımıza biz karar vermiyoruz. O Allah'ın takdiridir. Ama şuna karar verebiliriz. Bilincimiz, siyasi bilincimiz, insani bilincimiz ergenlikle beraber gelişmeye başladığı andan itibaren neyin ne olduğuna sorgulayarak karar verebiliriz. Cumhuriyetimizin çok hataları oldu, çok eksikleri oldu. Geçmişe dönük çok büyük öz eleştirileri hem kurumsal olarak hem de tarihi öz eleştirileri yapmak zorundayız, tarihe dair. Ancak geleceğe o öz eleştirileri yaparak samimiyetle hem bulunduğumuz konumdan hem bulunduğumuz, sahip çıktığımız kurumlardan başlayarak yapmalıyız. Bunu yaparsak toplumu daha fazla kucaklayabilir, toplumda barışı ve geleceğe dair umudu daha fazla yeşertebiliriz. İşte o birliği sağlayacak en önemli simgelerden biridir aşure. Biraz önce dinlediğimiz türkü de çok önemli mesajlar veriyor. Bu ses sistemini yeni kuran arkadaşımızı yarın sabah 10 Kasım anmasından sonra belediyeye bekliyorum. Bu üçüncü bana azizliği, daha 15 gün oldu üçüncü azizliği. Biraz önce bir türkü dinlediniz, biraz önce de Beyoğlu'nda o türküyü çaldık. Sevgili dostum, rahmetli Kıvırcık Ali'nin türküsüdür o. Size yorumcu olarak aktarmıştım ama sözü de müziği de benim hemşerim Patsalı, şair Dursun Ali Akınet'in ve yine müziği de bir dostumuzun. Orada şöyle diyor: gönül vurgun yedi perişan halim, dost yolumu kesti, el vurdu beni. Saz vefasız oldu perdeler zalim, mızrap titik çekti, tel vurdu beni. Muhabbetin meyli bana değil ki, yarenlerin benden yana değil ki, şikayetim yaradana değil ki, ümmete sığındım, kul vurdu beni. Kul her türlü hata yapar ama hepimizin görevi hataları görmezden gelmektir, bazen affetmektir. Evet, belki bizler Allah kadar rahmet dolu ve bağışlayıcı olamayabiliriz. Ama birbirimizi elini tutmazsak, Cumhuriyet'te sahip çıktığımız bizi var eden değerlerde her geçen gün daha fazla tehdit altında. Ne olur içimizde
hiçbir kötülüğe izin vermeyin. Yine aynı şair şöyle diyor. Kini çıkaralım serden, nifakın girdiği yerden. Ruh haykırsın ruh içerden, gelin canlar yürüyelim. Gül karanfil çiçek elde, sözler bala bansın dilde. Gelin hep beraber Türkiye, Türkiye diye diye gelin canlar yürüyelim diyor. Evet, gelin canlar, hem aşuremizi yiyelim hem de beraber yürüyelim. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Sağ olun.